Aziz dostlarım, son 100 yıldır İslam ümmetinin ahvali gözlerimizi yaşartmakta, yüreğimizi kanatmaktadır. Dünyayı yönetmek isteyen azınlık firavuni bir grup, arkasına batı gibi uşakları alarak İslam beldelerini bir bir tarumar ettiler. Etmeye devam ediyorlar ve edecekler de. Diğer taraftan Müslümanlar hem maddi anlamda hem de manevi anlamda büyük bir erozyona uğramışlarken fıskı fücur her tarafını, bünyesini bir ağ gibi sarmışken, dost belli, düşman belliyken mümin erkek ve mümin kadınlar, Müslüman erkek ve Müslüman kadınlar birbirlerine düşüp ihtilaf içerisinde birbirlerini boğazlarlarken, Müslümanları idare eden yöneticiler Batı'nın kuyruğuna, Batı'nın kanun ve ilkelerine tutunup ümmeti Muhammed'i ferahlatması, vahdeti sağlamaları gerekirken çeşitli buhranların içerisine atarken, şimdi ben size soruyorum aziz dostlarım, ümidini yitirenler gibi bir kenarda mı oturalım? Umutsuzluk ağacının gölgesi altında pinekleyelim mi? Bu ümmetten adam olmaz. Haramların içerisinde haramzade olmuş İslam ümmetinden asla bir şey çıkmaz deyip bir kenara mı çekilelim? Yoksa Amerika haşa ve kella Allah gibidir, İsrail haşa ve kella Allah'tan da güçlüdür, hangi taşın altını kaldırsak bir Yahudi çıkar, bundan dolayı da kımıldamayalım, konuşmayalım, hareket etmeyelim, ümmetin hali nereye gidiyorsa gitsin deyip bir kenarda mı oturalım? Yoksa hangi durum olursa olsun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı gibi Allah'ın dinine hizmet edip, yardım edip, kuvvet ve kudret sahibinden yardım mı bulalım? Vallahi bunun çok açık bir cevabı budur kardeşler. Allah'ın dinine hizmet ve yardım karşılığında alemlerin Rabbi olan Allah'ın yardımını almak. Kurtuluşumuz sadece budur. Perişanlığımızı giderecek tek husus budur kardeşler.